Bu videoda u dönüşümünü belirli integrallere uygulama ile ilgili alıştırmalar yapacağız. Elimde 1 ile 2 arasında belirli integral 2x çarpı x kare artı 1 üzeri 3 dx'in olduğunu düşünelim. Size u dönüşümünü kullanacağımızı söyledim ama bunun ne zaman kullanılması gerektiğini anlayabilmekte de son derece önemli. Buradaki kilit nokta. Elimizde x kare artı 1 üzeri 3'ün yanı sıra x kare artı 1'in türevi olan 2x'in de olduğunu görebilmek. Bunu gördükten sonra u'yu x kare artı 1 olarak tanımlarız. Bu durumda u'nun x'e göre türevi yani du bölü dx de 2x artı 0 yani 2x'e eşit olur. Bunu bir de diferansiyel formda yazarsak, iki tarafı dx ile çarpalım du eşittir 2x dx elde ederiz. Ve bu sayede elimizdeki integralin bu kısmını önce integral işaretini koyalım. Sınır değerlerini de az sonra değerlendireceğiz. Burası u üzeri 3 aynı renkle yazıyorum. u üzeri 3 evet burası bu. Ve 2x dx'in yerine de az önce tanımladığımız gibi du yazıyorum. Bu çarpı bunun yerine de du yazdık. Şimdi bunun belirsiz bir integral olmadığını fark etmiş olmalısınız. Bu belirli bir integral. Peki bu durumda sınır değerlerine ne olur diye sorarsam bana ne cevap verirsiniz? Bunu iki şekilde düşünebilirsiniz. Birincisi, sınır değerlerini de değiştirebilirsiniz. Bu, x eşittir 1 ve x eşittir 2'dir. Ama şu anda u'ya göre integral aldığımız için, eğer sınır değerlerini yazmak istiyorsanız ya da bunun belirli bir integral olarak kalmasını istiyorsanız diyeyim, sınır değerlerini u eşittir bir şeyden u eşittir başka bir şeye olarak değiştirmelisiniz. Hemen hesaplayalım x 1 iken u neye eşittir? x 1 iken 1'in karesi artı 1, 2 eder. Evet, bu durumda 2'ye eşittir. Ve x 2 iken de 2'nin karesi artı 1, 5 ettiği için u 5'e eşit olur deriz. Bu arada bunun u eşittir 2 ve u eşittir 5 olarak yazıldığını göremezsiniz. Bunun yerine buraya 2 ve buraya da 5 yazarlar ama U'ya göre integral aldığımız için bunun u eşittir 2 ve u eşittir 5 olduğunu düşünmek de son derece mantıklıdır. Yine de bunu u üzeri 3 du'nun 2 ile 5 arasındaki belirli integrali olarak yazalım ve kafamız karışmasın. Sınır değerlerini neden değiştirdiğimizin iyice anlaşılmasını istiyorum. Bunun nedeni şu anda u'ya göre integral alıyor oluşumuz. Ve bu noktaya da u dönüşümünü yaparak geldik. Anlaştık mı? u x1 iken 2'ye x2 iken de 2'nin karesi artı 1'den 5'e eşit. Ve şimdi de bunu değerlendirirsek bir bakalım. u üzeri 3'ün ters türevi u üzeri 4 bölü 4. Bunun u eşittir 5 ve 2'de aldığı değerleri bulacağız. Eşittir 5 üzeri 4 bölü 4 eksi 2 üzeri 4 bölü 4. İsterseniz sadeleştirebiliriz ama bu haliyle de bu belirli integrali hesaplamış oluyoruz. Az önce bunu değerlendirmenin bir yolu daha var demiştim. İsterseniz bu belirsiz integrali x türünden hesaplarken u dönüşümünü de kullanabilirsiniz. Demek istediğim 2x çarpı x kare artı 1 üzeri 3 dx'in belirsiz integralini hesaplamayı da tercih edebilir. Bunu yaptıktan sonra da bulduğunuz ifadeyi x eşittir 2 ve x eşittir 1 de değerlendirebilirsiniz. U dönüşümünü bu adımda da kullandığınızda aynı dönüşümü kullanacağım. Evet, u üzeri 3 çarpı du'nun integrali. Bunun 2 ve 1 de aldığı değerleri bulacağız demişti. Eşittir u üzeri 4 bölü 4. x eşittir 2'de aldığı değerden x eşittir 1'de aldığı değeri çıkaracağız. Tabii bundan önce dönüşümü tersine çevirip onun yerine x kare artı 1 yazacağız. Evet x kare artı 1 üzeri 4 bölü 4. x eşittir 2 ve 1'de aldığı değerleri bulmamız gerektiğini de unutmayalım. Ve bunu yapınca da aynı sonucu elde edeceğimizi göreceğiz. Nasıl mı? Bakın x 2 iken bu 2'nin karesi artı 1. Yani 5 üzeri 4 bölü 4 eder. Aynen bunun gibi x 1 iken de 1'in karesi artı 1 2 eder. Bu da 2 üzeri 4 bölü 4. O da burada. Nasıl yaparsanız yapın, aynı sonucu elde edeceğinizi gördünüz değil mi? İsterseniz belirli integrali tutup sınır değerlerini u türünden ifade edebilir, isterseniz de belirsiz integrali hesaplarken u dönüşümünü e, ara adım ya da yardımcı adım olarak kullanabilirsiniz. Bundan sonra da u dönüşümünü tersine çevirip integralin sınır değerlerinde aldığı değeri hesaplarsınız.